zamanı seslendirmeye çalışacağız. Yanlışlarımız olursa, affola. Eksiklerimiz olursa peşine olmaz söyleyelim. Af ola. Buyurun. Arkadaştır.
şansımız yok ama eksiklerimizle tekrar söylüyorum. TRT'den dinlerdim eskilerde bu türküyü de. Biliyorum ben bu türküyü de. Ama çok değerliymiş hakikaten de ya. Çok güzel bir türkü. Sarı Recep'ten alınma. Evet. Yanılmıyorsam Muzaffer Sarı Sözen. Zaten hep onun emekleri. Usta, evet. Onu Allah rahmet geçme, etsin. Tabii ki. Sarı Recep'e de. Allah rahmet eylesin. Neler var memleketimizde de çoğunu bilmiyoruz yani. Evet. Yani çoklar da unutulmuyor. Kendi iyi söyledim vallahi sevindim. Duygulandırdı. Tabii canım memleketin yani. Ben çalarken duygulanıyorsak evet, sen memleketli olarak daha fazla duygulanırsın çok yani diye düşünüyorum. Lideriz boyuna boyuna liderim. Tabii ki. Usta, daha önceden de bahsettik, görüştük ama detayına inmedik. Vurduğumuz zaman bu döşteki döş tahtası davul gibi ötüyor. Bunun herhangi bir sırrı var mı? Veyahut da bizimle paylaşır mısın? Geçen sene de aynı konuya sormuşsun. Evet, yani, evet. Ya şimdi şey, Zafer'cim, çok bunun detayını anlatmak uzun bir hikaye de sana ben tatmin için bir az bir şey söyleyivereyim. Bu kapakla, yani şu kapak diye. Evet. Tekneye kaparken bunu, yani tekneye kapatırken bu kapak bu tekneye olur mu olmaz mı onun ayrı bir kafada bunu deneyerek yöntemler var yani. Tabii ki bunu bizim bilmediğimiz kapakta, tabii. Bu... Sazda ne adı iyi yaparsan yap, kapağı da eğer ona uygun tekneye uygun kapağı takamazsan saz böyle ötmez, ötmez yani. Her şey ondan çok iyi anlamak lazım. Bu kapaktan çok iyi anlamak lazım. Bir de montaj. Evet. Bu da önemli. Onu ona iyi yaptım veya yapma. O da değişik uzun bir iş. Ben saz yapmadan önce, önceleri bundan diyelim 35 sene önce, 40 sene önce bak rahmetli oldu hepsi de. Bizim Kastamonu'da meşhur tekerli ustamız vardı. Evet halen de çocuklar devam ettiriyor sanırım değil mi o işleri? Yani çocuğu herhalde öyle yapmıyor zannedersem de iyice bildiğim de yok. Onlar gittiler yalnız. İşte Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Evet. Büyükleri, en büyüklerine ben tanışma zamanım olmadı. Oldu da çocuğuyken tanırdım. Yani çocuk 15 yaşlarımda filan ki hallerinde görürdüm. Nereden görürdün desene. O zamanlar sözüm ona merkeple biz şehire giderdik köylerden. Büyük odun sarardık. Şehirde odun satardık. Eskiden her köylerde vardı. Bu tekellerin dükkanı şehrin içindeydi o zaman. Merkezde yani. Merkezdeydi böyle. Beyade Caddesi'nde hatta Sümerbağ'ın altı yanındaydı. Eskilerden ben dinliyor olsam bir bahçe içerisindeydi. Bilirler yani. Böyle kapıdan baktığın zaman bir bahçenin içerisindeydi der. Semerler, atallardı böyle. Vay. Semer deriz ona. Şu oyma tekneleri var ya böyle böyle oyalardı yani. Yaparlardı, cilalardı ona. Ben de oradan geçerken o kapıdan illa bunları onları öyle bakardım.
saz merakı var ya. Tabii ki. Köydeyken de güzel havar muhalletler Türk'ü çağırıyordum ben yine. Yani köy yerinde su vardı yani. İlle saz alacağım, ille saz alacağım falan. Onlar öyle seyrederdim oradan. Bunlar beni tanır oldular. Şimdi rahmetli Bekir abinin abisi vardı, şey Mehmet. Ahmet abi büyük ortancaları. En büyükleri Ali'dir. O esas ilkten sazı nerede öğrendiyse, Ankara'da mı, İstanbul'da mı öğrenmiş, diğerlerine de öğretti. Onlar oyma tekne yaparlardı. Aynen. Kendi tarzlarında bir oyma tekne, o stili bozmadılar, böyle geldiler hemen. Onlar da birilerinden mi gördüler? Yani onlar demek ki büyüğü Ali, İstanbul'da Ali falan Tekeli, bir yerde görmüştür demek ki yani. Biraz da yetenek ilerlettiler. Tabii yani ki, memleketimizde birçok hizmetler yaptılar. Ben onlardan en azından 30 tane saz, 40 tane değil, 25-30 tane saz almışımdır. Aynen. Kendime değil, mesela sen Ankara'da arkadaşımsın, saz, ben de onları tanıyorsun ya. Her gittiğimde bir sazından gelirdim. Tek elden bir saz getir falan gibi yani. Evet yani. Evet. Dükkandan bir şey getir öyle gibi. Oldu. Aynen, para diskursun Allah gibi. Öyle çok yıllar devam etti. Burada şunu diyeceğim. Bir gün ben bir saz yaptığımda deli olan derdi babana. Ben buradan motora atlar, hadi bakalım bastamına giderdim. Soğuk karnına demez. İşlemez ki diyor. Havaya açıldığı zaman git yallah. 3 saatte var, 3 saatte geri gelirdim. 3 saat mi sürerdi abi? 3 saat sürerdi var acaba. Bindiğimi. Saz siparişi verdiği zaman, şimdi Ahmet Ağa'ya rahmetli, o daha güzel saz yaparım, Bekir'den daha şeydi. Yani eli uzdu, marifetli bir ustaydı yani. Ahmet Ağa, tabii canım. Ahmet de gelir. Ayrı bir hususiyet. Sazın döşünü ben varasaya takma derdim, takmazdı he. Şu kapağı var ya, evet. Benim dediğim ben... Buraya yapıştırıyor yani. Bir tekne saz siparişi ve herhangi bir tekne sipariş ettiğim zaman, o zaman telefon da yok evlerde, postaneye gidelim. Nereden canım tabii, manyotalı. Mektup yazdı. Değil mi? Sazın kapağını ben varsa takma derdim. Takmazdı. Bakardım ben bu tahtaya böyle nasıl işler. Ulan sen benim başıma bela olacaksın derdim. Çok severlerdi beni. Anlayacağım. Bu kapaktan size bir anlama sırrı var. Onu anlattım. Şimdi he, o ilkinki köye dönüyorum. Köydeyken daha şehre gelmeden önce derim. Şimdi la yeşeyi ver sana bir saz verelim derlerdi bana. Vallahi Ahmet. O zaman canım tabii ki yani. Çocuğum. Deyip geçmemek lazım. Sen de bana simit alabilirlerdi anlayacaksın. Sen köylü yine mi geldin derdim Ahmet Ağa rahmet olası. Sazına böyle ömrü kalem şurasında boyuna kalem olur durardı. Ben bakardım boyuna. Simit alabilirlerdi bazen verirlerdi anlayacaksın. La köylü yine mi geldin? He ne yapacaksın? Saz alacağım. E tamam verelim. Para yok. Eşeği verelim dedi bir gün. Eşeği ve sen dedi, buradan dedi, iki tane saat, hadi iki tane veririz dedi. Bekir abi rahmetli, genç o zaman böyle hatırlıyorum yani, kara kara bıyıkları var rahmetli. Aynen. Böyle de gülerdi böyle, bir yandan da tekneyi yönardı. Ahmet abi biraz da şeydi, şababı demeli dedi, şeyci. Ben oradan işte biraz bana bir simit bölülerdi, alıbölülerdi simitçiden. Eşeği ne giderim neyse, bir gün düşünür oldum ya. Lan ben hakikaten eşeği versem mi ki? Saz almak için can atıyorsun ama yok, para yok arkadaş. 6 saat çocuğum köyden Kastamonu köye, Akdayaka köyünden yürüyerek gidiyorsun. 10-15 yaşında yoğun. Odunu 10 liraya satıyorsun işte yükünü. Ondan işte evin gaz, tuz, babamın sigarası falan. İhtiyaç günü ihtiyaçları tabii gidiyoruz. Tabii. De eşeği şimdi ben bir versem babama ne diyeceğim dedim, onu düşünür oldum. Yani bayağı da ama saz hastasıyım, saz alacağım illa yok. Ahmet Ağa rahmetli mi öyle derdim, Allah rahmet etsin ne zaman. Çok hikayelerimiz vardır onlardan ya, uzun uzun. Sazı işte böyle böyle, onların aldığım sazlardan, tamirden başladık. Birçok da geliştirmelerim oldu kendi kendime, montajda olsun, seçimde olsun. Yaprak teknelerini kendi kafama göre geliştirdim. Piyasada bunalıklarımdan da bulamadım. Daha önce de demiştim bunları. Evet, evet. Anlayacağım. Sefer hikayesi çok uzun ya. Yani böyle 3-5 sene anlatmakla olmaz bu iş. Tabii ki canım, tabii. Işte, ama yüzeysel de olsa bir bilgimiz olması açısından aydınlattın sağ olsun. Anlattığım gibi böyle ufak bir hikaye.